Özellikle damla sulu. Simeralda. Özellikle damla sulu. Şuradan mordan başlayalım. Tahir istemiyor musun? Tahir. Renkli yapalım artık. Renklendirelim. Siyah tahir. Buna da biraz daha yeşil koyalım. Hangisini istersiniz? Çiftemiz var mı acaba? Hemen bulalım. Şey yapalım. O zaman önce yeşilden başlayalım. Boyalar benim boyalarım değil. Sümeyra Hoca'nın boyaları. Keramet boyalarda değil. Keramet burada değil. Keramet buradaki toprakta arkadaşlar. Ve şimdi tabii heyecan olacağı için serçe parmağımı kullanıyorum. Bu şeyi 90 derece dik tutmam gerekiyor. Şurada da 30 derece bir açıyla 360 derece fırçayı çevirmem gerekiyor. Ve su bazlıdır boyalar. Siner bazlı değildir. Her şey suyla. Ve boyayı aldım. Ama bu tahrir boyası değil. Tahrir değil hocam. Onun için boyalar dağılacak. Yani boyayı dağıtacağız. Dağılınca bence çok daha şey oluyor. Güzel oluyor. Şöyle. Yeşili kullanıyorum. Akşam biraz fazla geldi. Bu dünyada üç şey vardır. Koklanır nele, koklanır dil, oy koklanır. Biri lale, biri sümbül, gülde var lele, gülde var dil, oy gülde var. Lale sana, sümbül ona, gül bana lele, gül bana dil, oy gül bana. Bu dünyada üç şey vardır, sevilir lele, sevilir din, oy sevilir. Biri ana, biri baba, yarda var lele, yarda var din, oy yarda var. Ana sana, baba ona, yar bana lele, yar bana dil, oy yar bana diye böyle sesli sesli çalışıyorum. Birkaç tane sarı yeşili şimdi kullanıyorum. Burada da biraz daha koyu bir yeşil. Burada da üçüncü yeşili kullandım. En önemlisi şimdi şunu kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir de sarıyı kullanmam icap etti. Bunun üzerine bu cam tabakasını kapladıktan sonra buradaki renkten çok daha farklı bir ton oluşturacak. Biraz bunun kurumasını beklemem gerekiyor. Ama buna vaktim olmadığı için şu şekilde tekrar fırçayı aldım. Şuradan çok ince bir damarla yaprağın damarlarını oluşturmam gerekiyor. Bir yaprak ve şöyle fırçayı da maskırıyorum.
Normalde bu şekilde boyandıktan sonra elinizi dokunduğunuzda boyaya, boya dağılır. Ama burada boya dağılmıyor. Bu bir mucize. Yani İsmail Yiğit'in, diyelim ben demeyeyim, İsmail Yiğit'in bu şeysi, bir mavi alalım. Bir de yaprağın üzerinde bütün renkleri az çok kullanacağım burada. Mavi oluncaya kadar buradaki bir pembeyi kullanıyorum. Bakın. Çünkü yaprakta bu renkte mutlaka vardır. Benim kullandığım şu ana rengim var. Hayal rengim. Birisi sarı. İkincisi pembe. Üçüncüsü de turkuaz. Yani birisi bu. Evet. Bu ve turkuaz. En baskın bunların içinde turkuazdır. En pasif renk sarıdır. Sarıyla her şeyi hayal edebiliyorum. Hayallerimi gerçekleştirebiliyorum. Ama sarı 16. yüzyılda kullanılmaz. Pembe 16. yüzyılda yoktur. Turkuaz 16. yüzyılda çoktur. Dolayısıyla bu ana turkuaz rengine iki tane de bu yüzyıla ait bir tasarım rengi oluşturmuş oluyorum. Şimdi bu mavi kontür ile, bu da tahril boyası mı yoksa boya mı? Merhaba hocam. Boya. Yine boyayla buradan bir mavi bahtır yaprak çiziyorum.